Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görenlerin fıstıklı baklava zannettiği nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Gerek görüntüsüyle gerekse lezzetiyle gerçekten baklava gibi. E, yapımı da çok kolay. Hemen yapımına geçiyorum. Tencereye 4 su bardağı toz şekeri ve 4 su bardağı suyu alıyorum ocağa alıp kaynatmaya başlıyorum. 10 dakika kaynatmam yeterli. Ocağın altını kapatıp oda sıcaklığına gelip ılıması için bir kenara alıyorum. Şimdi tatlıya rengini verecek olan ıspanağı hazırlayacağım. 7-8 yaprak ıspanağı küçük bir tencereye aldım. Yarım su bardağı su ilave ettim ve ıspanaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Hafif alındıktan sonra blender ya da rondodan geçirmemiz gerekiyor, püre elde etmemiz için. Ben rondodan geçirdim. Toplamda 1 su bardağı ıspanak püresi elde etmemiz gerekli. Eğer koyduğunuz su miktarı az gelir ya da ıspanaklar az gelirse bir su bardağı etmezse içine bir miktar su ilave edebilirsiniz. Tatlının hamurunu hazırlıyorum. 100 gram tereyağını karıştırma kabına alıyorum. 1 adet yumurtayı 1 çay bardağı pudra şekerini de ekleyip elimle biraz karıştırıyorum. 1 su bardağı hazırlamış olduğumuz panak püresine yarım çay bardağı sıvı yağı, 1 çay bardağı irmiği de ekleyip yine aynı şekilde elimle biraz karıştırıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü de klasik çay bardağı ölçüsünde 110 ml. Kullandığım bütün malzemeleri de miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek hamuru tamamlayacağım. En son fıstığı ekleyeceğim içine. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve aldığı kadar da un ilave ediyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu miktar değişebilir kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre bunu her zaman söylüyorum. Azar azar, kontrollü olarak un ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağız. Hamurun kıvam almasına yakın bir çay bardağı çekmiş olduğum fıstığı ilave ediyorum. Normal yer fıstığı kullandım, tuzsuz. E, tuzlu fıstığı da kabuklarından ayırdıktan sonra bir kez sudan geçirip rondodan çekerek kullanabilirsiniz. Fıstık yoksa elinizde ceviz, badem, fındık varsa tabii ki bunları da kullanabilirsiniz. Evet hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Şimdi bir parça aldım. Bütün parçaları aynı büyüklükte almaya çalıştım. Ben kullanacağım tepsiye göre ayarlıyorum. Dikdörtgen borcam büyüklüğünde bir tepsi kullanacağım. Yani ilk aldığınız hamurun büyüklüğünde yapın hepsini. Onu demek istiyorum. Silindir haline getirdim. Tepsiye yerleştirdim uzun uzun. En son keserek dilimleyeceğim. Hamur bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Silindirleri tepsiye yerleştirdim. Biraz aralıklı olacak şekilde. Şimdi keserek e, dilimliyorum. Abi siz bu kadar kararsız kalmayın. Kaç parçaya ayıracağımı bilemedim. Uzunlamasına şu şekilde 4 parçaya ayırarak dilimleyeceğim ben. Fırını da 175 dereceye ayarladım, iyice ısıttım. Isıttığım fırına tepsiyi götürüyorum ve yaklaşık 25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Rengi yeşil nasıl şimdi pembeleştiğini anlayacağız diye sorular gelebilir. <laughs> yani hafifçe üzeri kızarmış oluyor. Çok fazla tutmayın, rengi değişmesin. Ayrıca sürede değişebilir. Fırının kapağını açmadan kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. piştikten sonra rengi bu şekilde oluyor ama şerbeti verdikten sonra yine tekrar yeşilleşiyor Evet soğumuş olan şerbeti fırından çıkartıp 10 dakika ilk sıcağının geçmesi için beklettiğim tatlının üzerine döküyorum ve şerbetini iyice çekmesi için en az 2 saat kadar bekletiyorum Ve tatlım hazır. E, denemenizi kesinlikle tavsiye ettiğim lezzetiyle, görüntüsüyle harika bir tatlı. Kıyır kıyır. E, dediğim gibi lezzet olarak aynı baklava gibi oluyor. Hatta içinde isterseniz antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Ben üzerine e, serpiyorum. Bu arada tabağı alamadım. Çünkü misafir için yaptığımdan dolayı eski yaptığım ve çektiğim videolardan biri. Ee, ama kesinlikle güvenilir bir tarif. Ee, denerseniz, yaparsanız yorum bölümünü olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Yani bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.